vatandaş olarak iyi geçinebiliyor musunuz? Veya daha doğrusu iyi geçinebiliyor muyuz diye sormak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Harika bir soru sordunuz. Samimiyetle söylüyorum. Bu soru hepimizi ilgilendiren, tüm Türk vatandaşlarını ilgilendiren bir soru. Kardeşim, ben asgari ücreti katmıyorum. Zenginleri katmıyorum. Geçimli bir evde 3 kişi 5 kişi çalışıyor, onları katmıyorum. İnsan olarak hepimiz aşırı mağdur durumdayız. Asgari ücreti 3 misline verse bir ay sonra eriyor. Asgari ücreti yükseltiyor, arkasından zamları yapıyor. Çocuk değiliz biz. Kimi kandırıyor? Kimi kandırıyor? 2007 yılında, hatta 2008 yılında asgari ücretle 8 tane çeyrek altın alıyorduk. 8 tane. Bu hesabı böyle yapmak lazım. Şimdi asgari ücrete kaç tane altın alıyoruz? 2,5. 3 tane de. Ulan 4 tane de. İyi de nerede bu diğer 4 altın? Yumurta hesabı yap. Simit hesabı yap. Ekmek hesabı yap. Bizim cebimizden asgari ücretteki yarı yarıya çaldılar. Gitti. Bakın bir şekilde aç kalırız, tok kalırız, yardımlaşırız, karnımızı doyururuz. Öyle mi? Hep mi doyururuz? Ama sığınmacılar ne yapacağız? Suriyelisi, Afganı, Türkiye Cumhuriyetler, Afrika. 10 milyon insan var İstanbul'da. İstanbul diyor ki İmamoğlu 16 milyona hizmet ediyor. Yalan. 24 milyona hizmet ediyor. Bu kadar. Peki ben söyleyeceğim. O zaman şu cümleyi bitireyim de. Delikanlı. Ben de gazeteci söylüyor, gazeteci. Bak o zaman kesme sesi. Sesimi kesme, konuşayım. 10 milyonu nereden buldun? Ben sana işimi hesabı önüne mi getireyim? Bakın Türkiye geneli diye evet. Bir şeye benziyorsun da İstanbul'da evet. 10 milyon yabancı. Var 10 milyon. İstanbul'da var. Evet. Bana bak. Atkeni bol şimdi tepemi attırma. Bak. İstanbul'un nüfusu. Bana bak. Benim ayarım bozma. Hocam. Bak. Emeyeceğine başlarım. Uzaklaş. Uzaklaş. Yandaş yalaka. Yer değişti, devam et. Kardeşim bak bu tip insanlar tamamen saygı duyarım. Yanlış da olabilir. Oraya da oy verebilir. Sevebilirdi ama demagojiye gerek yok. Size katkıda bulunayım bak. İstanbul'un nüfusu şu anda 16 milyon üstünde. Artı İstanbul'a gelip çıkan insanların ortalama sayısı 3-4 milyon. Buyur işte. Ay buyur. Hep biz yani biliyoruz. Günlük olarak. Metro insin görürüz zaten. Yahu her evde Yeşilköy'de, Bakırköy'de her evde bir tane bakıcı kadın var. Yardımcı bayan var. Bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin. Bizim soydaşlarımızmış ama vatanında kalsın. Özbekmiş. Türkmenmiş. Afganmış. Ya ben burada kendi karnımı doyuramıyorum. Onu nasıl yapayım ya? Benim kendi vatandaşımız siz ya. Bu kadar basit. Evli evine, köylü köyüne bu kadar basit. Benim vatandaşım ecdadının içinde dayısı, amcası, dedesi şehit olan varsa vatandaştır. Yoksa vatandaş değildir. 250 milyona dayanıp vatandaş olunmaz. Pasaport satılmaz. Satılmaz kesinlikle. Ben ecdadının içinde şehit olanlar ancak buranın vatandaşıdır. Bu kadar basit. Benim vatanımı öyle 250 bin dolara satamaz. Hele ki Afganistan'dan öbek öbek gelen zıpkın gibi çocuklar, Amerikan cephesinde savaşanlar buraya geldiler şimdi. Hazır antrenman yapıyorlar. Buna da mı hayır diyecekler? Yazık yok. Neyse bizim konumuz ondan da beter. Ekonomi inşallah bakın şu son durum, özgürlükler kısıtlıydı. Pahalılık vardı. Ekonomi bozuktu. İşte göçmenler vardı. Sığınmacılar tamamının nedeniyle halk bunu takdir etti. Diyelim muhalefete verdi. İnşallah muhalefet dersini alır. Gelen şeyde ibret alır. Çalışır, çabalar. Sosyal belediyeciliğine yapar. Halka ne bileyim eğilir. İşte talebeli yurt açar. Çocuklara kreş açar. Yanlış mı söylüyorum? Ekonomik yemekhane açar. Evet. Lokanta açar. Tabii. Özellikle 40 çocuklara yurt açar. Üniversiteye kaydoluyor. Yurt yok diye kaydını sildiriyor. Yalan mı? Doğru. Hocam doğru. İkinci soruya geçelim müsaadenizle. Buyurun. 31 Mart'ta ilginç bir seçim oldu. Yaklaşık 22 yıl aradan sonra evet. AK Parti ilk defa ikinci sıraya düştü. Doğru. Ben de diyorum ki seçmen neden AK Parti'ye oy vermedi? AK Parti neden ikinci parti oldu? Halkın canına tak dedi. Kuru kuruya sevgi yetmiyor. Kuru kuruya aç karnına sevgi olmaz. Hani soğan ekmek yeriz, reisi yedirmeyiz diyor. Ulan yedirme. Sev onu. İstediğin kadar sev. Ama bizim istikbalimizde oynama.
Bu Türkiye'nin geleceğiyle oynama. Hazinede para kalmadı. Yedek akçe dediğimiz kefen paramız da harcandı. Korkunç bir hazine sıfır. Ben bu kadar hazine boşken halk ne yapsın? Memura, emekliye zam veremiyor. Yok ki versin. Yok ki versin. Ne verecek? Ben ne emekliyim? İstiyorum ama yok biliyorum. Ne verecek? Nereden verecek? İtiraf ediyor. Peki ne yaptın bu paraları? Ne yaptın? Ona mı soracağım? Buna mı? Sana soracağım. Ne yaptın bu paraları? Bu paraları ne yaptın? Hesabını verecek inşallah. İnşallah verecek bunun hesabını. Hani muhalefetin bu yerel seçimde güçlü çıkmasının ardında normalde 2028'de yapılması beklenen parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınması söz konusu olabilir mi? Bir diğer ifadeyle erken seçim olur mu, olmalı mı? Değerli dostlarım, eğer taraf tutarak konuşuyorsam, hani tabiri caizse yalakalık yapıyorsam şerefsiz namussuzum. Asker kökenliyim. Ama ben biliyorum ki Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız imkan yok orduyla gelsen üzere erken seçim yapmaz. Çünkü o ömrünün son demlesine kadar, demine kadar iktidarda kalacak. Kalacak ki kendi korunma zırhı oluşturacak. Vukuatlarından dolayı korunma zırhı oluşturacak. Onu erken seçim ister mi? Bak belediyeler gitti, yerel seçim gitti. O da giderse olacak, yargılanacak. Halk isterse... Bu kadar basit. O bile bile erken seçime gider mi kardeşim? Gider mi ya? İmkan yok, gitmez. Dolayısıyla sefil olsak, açlıktan ölsek o yine erken seçim yapmaz. Cezaevinde farklı suçlarda yatan insanlarımız var. Kimi gerçekten bir suç işlemiş yatıyor. Kimse kader mahkumu. Yani özgür evet. Düşünce. Özür, şunu sormak istiyorum. Bir kader mahkumları için bir genel af ilan edilmeli mi sizce? Değerli dostlarım, böyle cezaevlerindeki af konusu için veya diğer konular için milli bir karar alınması lazım. Milli parlamentoda grubu bulunan bütün partilerin oluşan bir komisyon inceleyecek. Sinüsünü, kosinüsünü, tanjantını hesaplayacak. Bunlara çok adil bir yöntem bulunacak. Kimlere af çıksın, kimlere çıkmasın. Onlar birlikte karar verecek. Duygusal karar verilmeyecek. Kesinlikle adil bir karar verecek. Ancak öyle verilirse olur. Rahşan affı gibi olmayacak. Çok teşekkürler. Azam hayırlı günler. Saygılar. Teşekkürler. Çok sağ olun. Bir vatandaş olarak iyi geçinebiliyor musunuz? Bir diğer ifadeyle iyi geçinebiliyor muyuz diye sormak istiyorum ekonomik açıdan. Pek sayılmaz iyi geçinmemiz. Çünkü malum her şey ortada. 10 bin lira emekli şeyini vermişiz. 10 bin lira evimi mi geçirecek, pazara mı gidecek, çocuğunu mu okutacak? Belki gençliğinde vesaire yani bir yere gelmemiş, bir evi olmamış. Yani 10 bin nasıl geçinecek? Sormak istiyorum bunu Cumhurbaşkanımıza. Yani çok zor. Yani o yüzden bir değişim şart. Değişim dediniz ama onunla ilgili bir soru sormak istiyorum. Malum 31 Mart'ta yerel seçimler oldu. Bir ilk yaşandı. 17 seçimde birinci olan AK Parti bu seçimde ikinci parti oldu. Ben de diyorum ki AK Parti neden oy kaybetti? Seçmen AK Parti'ye neden oy vermedi? Başta yani emekli. Atıyoruz dışarıdan gelen emeklileri görüyoruz, bizim emekleri görüyoruz. Cami etrafında bir simit alamıyor yani. Alamıyor. Hele bir de kiracıysa, bir ek geliri yoksa yani bunu düşünmemiz lazım. Erken seçim olur mu, olmalı mı? Ya bence olmalı diye düşünüyorum. Çünkü gidişat hiç de iyi değil. Bu göç, bu kiralar... Yani tamam bak milleti görüyoruz, geziyorlar ama bir şey almıyorlar. Sadece bakıp geçiyorlar. Özellikle kader mahkumlar için bir genel af olmalı mı sizce? Ya bence olmalı. Çünkü hepimiz hata yapabiliyoruz, hepimiz sıkıntı çekebiliyoruz. Yani kader mahkumu da o dersi almış diye tahmin ediyorum. Yani...